Herkese merhabalar. Çiçek Uzmanı kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum alışılmamış ilginç pembe çiçekleri ve kocaman yaprakları ile hayran olacağınız bir bitki. İsmi Medine Gülü. Özellikle Çiçek Uzmanı isimli Instagram sayfamda bu bitki ile ilgili sizlerden onlarca soru geliyor. Medine Gülü bakımı nasıl yapılır? Medine Gülü nasıl çiçek açar? Medine Gülü'nün yaprakları kurumaya başladı, ne yapmalıyım şeklinde. Bu soruların hepsini bu videoda cevaplamaya çalışacağım. Medine Gülü çiçeğini görüp de etkilenmemek gerçekten mümkün değil. İnsan hemen alıp eve getireyim istiyor. Ama işte bakım öyle çok kolay değil. Bu bitkimiz Filipinli, yani tropikal bir bitki. Filipinler'de ortalama sıcaklık yıl boyu 25 ila 32 derece arasında değişiyor. Nem oranı yüksek, güneş ışığı yaz kış aynı seviyede aydınlatıyor. Yani bu bitkinin istediği tüm bakım ihtiyaçlarını karşılıyor. Peki Türkiye öyle mi? Burası bu bitki için gurbet, şartlar zor. Asgari ücretle yaşamaya çalışan bir vatandaş gibi, hayatta kalmak için savaşmalı. Peki ben evimde Medine Gülü yetiştiremez miyim diye soruyor olabilirsiniz. Yetiştirebilirsiniz fakat bazı bakım gereksinimlerini karşılamanız gerekecektir. Ülkemizde 4 mevsim yaşanıyor. Sıcaklık değerleri Filipinler'deki gibi sabit değil. Kışın ise eksi sıcaklık dereceleri hakim. Güneş ışığı azalıyor. Evimizde sobalar, kaloriferler yanıyor. Bu durum ev içi nem oranının oldukça düşmesine ve havanın kurumasına neden oluyor. Medine Gülü ise nem seven bir bitki. Öncelikle siz bu bitkiyi yetiştirecekseniz bulunduğu ortamın nem oranını kontrol etmelisiniz. Evlerimizde olması gereken nem oranı 40 ila 60 arasıdır. Bu bitkimizin istediği nem oranı ise %70 civarındadır. Özellikle çiçekli döneminde yapraklarına sık sık su püskürterek yeterli nem oranını sağlayabilirsiniz. Eğer birçok tropikal bitkiniz varsa nem verme makinesi işinize çok yarayacaktır. Medine Gülü kış aylarında yani Aralık-Şubat sonuna kadar direkt güneş alabilir. Diğer zamanlarda ise sabah güneşini veya akşam güneşini 2-3 saat alabilmeli. Bulunduğu yer ise oldukça havadar ve güçlü ışıklı olmalıdır. Çok sıcak, havasız ortamlarda bozulmaya başlarlar. Sulamasına gelirsek eğer. Sulama yapacağınız su kireçsiz ve ılık olmalı. Toprak kurudukça ya da kurumaya yakın sulama yapabilirsiniz. Kışın toprağı kupkuru olduğu halde yapraklar gayet sert ve canlı ise 1-2 gün daha bekleyip sonra sulayın. Çiçeklenebilmesi için kış boyunca hafifçe su sıkıntısı çekmelidir. Toprak isteğine gelirsek eğer, torf, pomza, kil bilyesi karışımlı geçirgen bir toprak hazırlamalısınız. Toprağı suladığınızda saksı altından sular hızlıca akıp gidebilmeli. Medine Gülü'nün bu anlattığım bakım gereksinimleri karşılandığı sürece Nisan ayından Ekim ayına kadar bol bol çiçek açar. Çiçeklenme zamanında ise 20 günde bir bitki besini verebilirsiniz. Besin olarak ise orkide besinlerini tercih edebilirsiniz. Eğer Medine Gülü çiçek açmıyor, yaprakları kuruyor, sararıyor ya da çiçekleri çabuk soluyorsa bu problemlerin hepsinin sebebi yetersiz güneş ışığı, fazla ya da az sulama, ortam havasının oldukça kuru olması ve nem oranının düşük olmasından kaynaklanır. Yapmanız gerekenler ise bitkiyi evinizin en fazla güneş ışığı alan yerinde konumlandırın. Direkt güneş ışığı vuruyorsa tül ile filtreleyin. Bitkinin bulunduğu ortamın nem oranını yükseltin. Bitkinin havalanmasını sağlayın. Sulamayı toprağı kurudukça yapın ve toprağının geçirgen olduğundan emin olun. Evet, Medine Gülü ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız varsa eğer yorum bölümünden yazarsanız en kısa zamanda cevaplamaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.